Çaykur tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayan Yaş Çay kampanyasının ardından bahçesine giren çay müstahsili 3. sürgünde ürününü hasat etmeyi sürdürüyor. Bu yıl dünyayı etkileyen iklim değişikliği birçok üründe olduğu gibi çayda da verim kaybına sebep oldu. Çay televizyonu habere konuşan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, kuraklığın yanı sıra yanlış hasat ve eksik gübrelemenin de çayda rekolte kaybına sebep olduğunu söyledi. Geçen yıl 860 bin tondan 583 bin tona gerileyen yaş çay alımı, bu yıl yaşanan olumsuzluklar sebebiyle yeni sürgün döneminde 520 bin tona yaklaştı. Mehmet Erdoğan, şartların böyle devam etmesi halinde bu yıl yaş çayda 4. sürgününde olmayacağını belirtti. Öte yandan üretici bu yıl hasat ettiği ürününü rahatlıkla Çaykur'a sattı. Bunun yanında ödemelerin de gecikmeden yapılması çay müstahsilini memnun etti.